Parti'de şok istifa. İdris Bal istifa etti. İhraç istemiyle disipline sevk edilen Kütahya Milletvekili İdris Bal, AK Parti'den istifa etti. Partiden ihraç kararıyla AK Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kütahya'da hemşerilerinin sevgi gösterileriyle karşılanan İdris Bal, Kütahya Zafer Meydanı'nda yaptığı açıklama ile dershaneler ve diğer konularda yaptığı açıklamalar nedeniyle AK Parti'de istenmeyen adam ilan edildiğini belirterek, "İstenmediğim yerde durmam, AK Parti milletvekilliğinden istifa ediyorum. Biz görüşlerimizi ve beynimizi bir mont ya da pardösü gibi çıkarıp vestiyere asıp ne denirse emredersiniz demedik. Biz kendimizi ipotek altına aldırmayız" dedi. AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal, sabah saatlerinde geldiği Kütahya'da hemşerileri tarafından araç konvoyuyla karşılandı. Burada yaptığı konuşmada halkın teveccühüne teşekkür eden İdris Bal, "Halkımız yanımızda oldukça dik durmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Yaklaşık 1000 araçlık konvoyun eşlik ettiği İdris Bal, Afyon Kütahya yolundan merkeze gelerek burada açıklamalarda bulundu. Zafer Meydanı'nda halkla buluşan Bal'ı hemşerileri burada da yalnız bırakmadı ve bağrına bastı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bal, halkın vekili olduğunu söyleyerek "beni Kütahya'dan seçip kendilerini temsil etmem için meclise gönderen halkıma ihanet edemem. Ben halkın vicdanına kulak verdim ve onların istediği gibi durdum. Terör konusunda, dershane konusunda ve diğer konularda doğru neyse onu söyledik. Biz küfür etmedik, yalan söylemedik. Bunlara yapılan muamele ortada. Bize yapılanı halkımız görüyor. Dik duracağım" ifadelerinde bulundu. Açıkladığı düşünceleri nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini hatırlatan AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal, "beni istemeyen teşkilatı ben de istemiyorum. AK Parti teşkilatından istifa ediyorum" diyerek AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Bu sırada Kütahyalılar da "dik durma, eğilme, halkın seninle" şeklinde sloganlar atarak Bal'ın açıklamalarına destek verdiler. "Ben de delikanlı Kütahyalılara yakışır bir şekilde delikanlı gibi vekil olmaya çalıştım, vekil oldum, doğruları söyledim, doğruları söylemeye devam edeceğim. Ama gelin görün ki birileri zannetmiş ki vekil olduğumuz için kapıdan girerken ceketimizi, paltomuzu vestiyere asar gibi aklımızı, fikrimizi, vicdanımızı da kapıda bırakacağız, irademizi ipotek altına koyacağız ve emret diyeceğiz. İdris Bal bunu demez. Allah razı olsun. Delikanlı Kütahyalıların delikanlı vekilidir. Hiçbir kimseye boyun eğmedik. Bundan sonra da eğmeyeceğiz. Biz dikkat edin çözüm sürecinde dedik. Kötü mü yaptık? Mısır'ı kaybetmeyin dedik. Kötü mü yaptık? 3 gün evvel elçimiz kovuldu. Dershanede dikkat edin. Bu bir millet meselesi. Bir neslin geleceği, ülkenin geleceği dedik. İlk biz söyledik. Yalpa yapmadık. Bir adım atıp 3 adım geri adım atmadık. Biz de söz veriyoruz. Hakkın sesi olmaya söz veriyoruz. Bedeli ne olursa olsun biz halkın ve hakkın sesi olmaya söz veriyoruz. Ve biz tüm vatandaşlarımızı seviyoruz. Ben istenmediğim yerde durmayacak kadar onurlu bir insanım. Delikanlı bir insanım. Benim için partiden öte halk ve hak önemlidir. Dolayısıyla beni istemeyenleri ben hiç istemiyorum. Ve bu partiden de istifa ediyorum. Bu partinin aklı olsaydı bu uyarılarımdan dolayı 9 tane rapor hazırlamışım ben. Bu, ben diyorum ki beni istemeyenleri ben hiç istemem. Ben delikanlı bir adamım. Omurgalıyız. Ben 9 tane rapor hazırladıysam bu dershane milletimiz için hayırlı değil, dikkat edin dediysem, Mısır'ı kaybetmeyin dediysem, yeminle milletimi sevdiğim için söyledim. Güneydoğu açılıma yanmıştı. Arkadaş, senin boynunda
akrep var diyen mi dosttur, yoksa onu bildiği halde saklayan mı dosttur? Biz milletimiz için, hükümet için, devlet için hayır söyledik, hayır düşündük, fedakarlık yaptık, çalıştık, rapor hazırladık, rapor değil raporlar hazırladık, il il gezdik, yönetimdeki tıkanıklıkları anlattık, parlamenter sistemi anlattık, başkanlık sistemi anlattık. Karşılığı bu mu olmalıydı? Bakınız 3-4 aydır gazetelere, televizyonlara talimat verdiler bu adamı çıkarmayın diye. Benim uluslararası programlarımı engellediler. Twitter'da taciz ettiler. Gelip kapımızın fotoğrafını çektiler. Bu raporlar nasıl olan bir şey değil sonunda, mi? Yani raporlardan tabii ki sonra. Raporlardan sonra, bu dershane meselesinden sonra ve sonunda işi iftira atmaya kadar getirdiler. Köstebek dediler. Oysa benim toplantıda olmadığım bir ortamda ben nasıl köstebek olabilirim? Nasıl sızdırabilirim? Sonunda ne oldu? Sonunda çıktı Zaman Gazetesi'nden bir arkadaş, yemin ediyorum ki bu arkadaş sızdırmadı dedi. Yani demek ki bundan sonra da ben her türlü iftiralar gelebileceğini tahmin ediyorum. Ve zaten böyle bana bunu layık gören bir partide ben yer almam.